Geçti ekranlarından mutlu bir hafta sevgili izleyiciler. Bugün 21 Mayıs 2018 ve yeni bir haftaya başladık. Tabii ki zaman su gibi akıp gidiyor. Hep bugün deriz ama yarınlar da hiç bitmiyor. Bugünü bitirip ertesi günkü yarını unutuyoruz. Bugün İngilizsiz yaşam. Geçen hafta yoktuk. Geçen hafta önemli bir toplantıdaydık. Dünya Engelliler Vakfı toplantısındaydık. Biz bu vakfın kurucusuyuz. 10 yıldır bu kurumda kurucu olarak görev yapıyoruz. Bugüne kadar yanılmıyorsam 8 ülkeye kadar gittik, genel kurul yaptık. Burada da hep Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına vardık. Fakat bu defaki son bir gelişmelere baktığım zaman, ben bunu söylerken bize hiç kimse inanmıyordu. İşte 65 kıta, 80 ülke, 85 ülke dediğimiz zaman bu kadar insana, bu kadar toplantıların es geç olduğu, yani engellilere ait olduğu için öyle isteksizce bakılan bir olaydı. Ancak öyle bir olay gelişti ki bu yıl Mersin'de yapıldı. Mersin'den 4 yıl süresince Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Bildirgesi'ne göre Engelsiz Kent Projesi'ni tamamladığı için Engelsiz Kent unvanını aldı. Dolayısıyla da bu yılki kurultay orada yapıldı. Orada çok iyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden konuklar vardı. Diğer dernek inanmayan insanlar vardı bu işe. Ama bir baktım ki hepsi orada. En güzeli de şu anki Çalışma Bakanımız, Koordinatör Bakanı, engellilerden sorumlu. O da oradaydı. Konuşma da yaptı. Oranın gerçek yüzünü gördü. Ve günün sonunda biz haklı çıktık. Haklı çıktığımız için de ben bundan sonraki şeyleri sadece seyredeceğim. Oraya nasıl katılmak için kavga vereceklerini görmek istiyorum. Çünkü oraya giderken muhakkak ülkeniz adına projeler üretmeniz gerekiyor. Ülkeniz adına bir şeyleri göstermek zorundasınız. Biz bunları yıllarca tek başımıza yapmaya çalıştık, savaştık. Kimseye derdimizi anlatamadık. Elimizden geldiğince sevgili başkan Metin Şentürk başta olmak üzere ikinci başkanımız Necdet Bey'in destekleriyle bugüne kadar getirdik. Bundan sonra top burada. Çalışma Bakanı oraya geldi, gördü. Bekliyorum, beni çağırır mı? Çünkü bu bölgenin kurucu üyesi benim. Dolayısıyla bu bölgeden sorumlu benim. Beni çağırıp bilgi alacak mı? Bugüne kadar çağırıp bilgi almadı. Mersin Belediyesi'nin davetlisi olarak yettik olayı var. Ama işlere de başka yönünde bakınca oraya nasıl girerik diye çalışmalar yapıldığını da görebiliyorum. Keşke ülkemiz için bir şeyler yapabilsek. Dolayısıyla kısa ve öz geçtim. Bekleyip görecek bu konuda. Gene biz bunun takipçisi olacağız. Büyük ihtimal önümüzdeki hafta kurucuların toplantısı olacak İstanbul'da. Yeni üyelikler konuşulacak. Oradaki toplantıya da katılacak kurucu olarak. Ülkemizden müracaat eden kurumları veya kişileri görecek. Ne olacak, ne kalacak. Hep birlikte izleyeceğiz. Kısacası haftanın özeti bu. Bugün biliyorsunuz geçen hafta da engelliler haftasıydı. Neler yapıldı bilmiyorum. Çünkü ben bir hafta işte bu toplantıdaydım. Hiçbir şeye bakamadım. Ve bugün yine tanıttığınız ve bu işin duayeni dediğimiz, işin içinde olan sevgili başkan Devriş Yüce Türkiye dedik ki başkanım gel bir konuşalım bu haftayı. Evet. Ama anladığım kadarıyla başkan biraz da dolu bu konularda. Evet başkan, hoş geldin. Hoş bulduk Sedat Bey. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Nasıl geçti özür dilerim? Tatlı bir yorgunluk var Sedat Bey. Tatlı bir yorgunluk. 2 Haziran'da kızım evlendiriyor. Dolayısıyla buradan duyurusunu yapalım. Erişte 2 Haziran'da düğün. Davetiye ulaşamadığımız evet, dost arkadaş nerede varsa, yapılacaktı? Gerini de söyleyelim. Lefkoşa Fuar. Lefkoşa Fuar alanında sevgili başkanın evet, tek olan, bir tanecik kızı olan evet, sevgili Dilara'nın düğünü evet, vardı. Bizi seven dileyen evet, düğünümüze buyurabilir. Yani bunu da duyurmuş olduk. Davetiye ulaştıramadığımız yerleri de varsa bizi hoş görsün. Çünkü olay değil bu sıcaklarda başkan. Çok zor. Çok zor. Tabii. Biraz da yaşlandık gibi değil. Hayat ruhumuz genç. Ruhumuz genç evet. Ruhumuz genç. Ruhumuz genç. Onun için önemli olan ruhumuzun genç olması. Evet. Yoksa yaş önemli değil. Sinir sistemimiz. Tabii. Sinir sistemimiz nasıl? Tabii. Sedat Bey seni izledim. Güzel bir açılış yaptın.
Evet. Güzel bir uluslararası bir teşkilata da katıldın. Evet. Biliyorsun federasyonla beraberdik. Evet, evet. Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu'na davet gelmişti. Evet. Daha doğrusu federasyon ve federasyona bağlı dernekler. Evet. Ama doğrudur. Ülkemizdeki yasasızlık nedeniyle federasyonu yani, katamadık. Federasyonun kaydını hala daha bugüne kadar yaptıramamış olmamız nedeniyle. Daha olmadı mı? Yeni dernekler yasasına göre olması lazım. Yeni dernekler yasasına göre biliyorsunuz hayır kuruluşumuz değil miyiz? Evet. Tartışması oldu bir sene. Bir sene bunu yaşadık. Dolayısıyla derneklerin tüzükleri daha savcılıktan bazıları gelmedi. Tüzükleri gelir gelmez federasyonun kaydı yapılacak. Yani dolayısıyla gelmedi daha. Yani süre tanıdılardı o işe. Tanıdılar. 21 Aralık'ta verdik. Halen bugün oldu. 6 ay oldu. Savcılıktan gelmedi. Gelmedi. Savcılıktaki işlemler bu kadar yavaş. Sevgili İlker bize su koymadın ama şimdi biz biraz sonra konuşamayacağız. Dolayısıyla bize yardımcı ol bu konuda ya Mehmet ya sevgili İlker. Birer bardak suyu bize acımay. Evet. Dolayısıyla Sedat kardeşim yani buna sen akıllılık ettin gittin. Şimdi dernekler olarak biz de gitsek iyi olabilirdik yani o dönem. Evet. Ama önemli olan KKTC'ye birisinin katılması. Aslında federasyon olarak bir toplantı yapıp bu konuyu ben gündeme getireceğim. Tabii. Yani eninde sonunda tabii bizler de buraya kaydımızı yaptıracağız. Ama yani bu görüşülecek olan şeylerde sizin de müracaatlarınız olursa bence çok iyi. Yani burada ayıp devletin ayıbıdır. KKTC devletin ayıbıdır. Evet. Şeye gelelim. Bu güzel bir şey. Biz elimizden geldiğince ülkemizi temsil ediyoruz. Önemli olan o. Bize inansalar da inanmasalar da biz onlardan mücadelemiz aynıdır. Bir yurt dışında engelliler hükümetlerden bir adım önde tanıdık. Evet. Bir adım öndeyiz biz. Öyledir. Biz bayrağımızı götürüyoruz, masamıza koyuyoruz. Ha diyecekler acılılar. Yok öyle bir şey. Sedat Bey her zaman böyle olmuştu. Avrupa'da, dünyada engelliye acıma kavramı diye bir şey kalmadı. Ha varsın siz onu öyle yorumlayın. Tabii. 1979'da Kıbrıs Türk Görmezler Derneği, o zaman Altınok'ta Görmezler Derneği'ydi. Hı hı. Rumlardan önce kaydımızı yaptırdık. Uluslararası, yani Dünya Görmezler Birliği'ne. Ama 1983'te yani bizden 4 yıl sonra Rumlar üyeliğini yaptırdı ve kavga başladı uluslar arasında. 1988'de Madrid'de yapılan bir kongrede 5 delege farkıyla, 5 oyla üyeliğimiz askıya alındı. Evet. 1988'den beri. Eğer bugünkü maddi gücüm olsaydı Rumlar benim üyeliğimi askıya aldıramazdı. Maddiyat da çok önemli bu konularda. İnşallah sosyal ve ekonomik açıdan devletimizin de biraz hoşgörü ve katkılarıyla bu işleri daha ileriye götürürüz. Evet. Yani bu böyle. Şimdi gelelim ülkemize. Evet. KKTC'nin KKTC'ye gelelim. Yürekler acısı. Şimdi bir tweet attım. Engelli maaşı 1114 TL. Milletvekillerinin maaşı 12.500 TL. Evet. Yorumla başkan. Şimdi bir milletvekili örneğin bir dilim ekmek yiyorsa normal bir vatandaş da bir engelli de o bir dilim ekmek yiyor değil mi? Hı hı. Yani bir milletvekili bir bardak su içiyorsa biz de aynı şey içiyoruz değil mi? Örneğin her konuda yani. Yani bu eğer bu ülkede bir pahalılık varsa ve bu pahalılık üzerine ekonomik koşullar üzerine bir artış geliyorsa bu adaletli olması lazım. Kelle başı olması lazım. Yani başkan şimdi yani benim maaşım 1000 lira bana asgari asgari ücret değiştiği gün engelliye 60 TL yanılmıyorsam 70 TL. Evet. Şey yansıdı. Meclisteki milletvekillerine 900 TL attı. Evet. Yani bir engelli maaşı kadar bir artış aldılar. Bu adaletli değil. Yani bu nasıl bu adalet bunu neresi? Nasıl rahat eder bu insanlar başkanım? Sadece milletvekilleri mi Sedat Bey? Bugün üst düzeyden tut alt düzeye kadar uçurumlar kadar fark var. Bizler 1975'lerde iş başı yaptığımızda ben iyi hatırlarım. Bir bakan, bir müsteşar, bir müdür ne alıyorsa en düşük memur da alıyor. 30 lira 30 lira. Ha şimdi çok az bir fark vardı. Örneğin normal bir memur 30 Kıbrıs lirası alıyordu. Bir bakan 40 lira, bir müsteşar neyse 35 lira. Yama. Ama HEP'e yani hayat pahalı artışlar olduğunda eşit yapılıyordu. Bu yıllarca sürdü böyle. Ondan sonra niye bu bozuldu anlam veremedim. Yani sosyal bir devlette
Yani bu insanlar nasıl rahat edebiliyor? Bu 12.500 lira maaşı alıp engellinin de 1114 lira maaş aldığını düşündüğü zaman ve bu mecliste oturdukları zaman vicdanları sızlama mı başkanım? Sızlaması lazım ama işte sorduğumda vergi dilimi onlar maaşlar yüksek olduğundan. Evet, 12.500 lira netidir. Evet. Net alırlar 12.500 lira. Bu, onu da dilime doladım yani 1-2 gündür bu. Zannederim şu an kim söylediyse söyledi bana. Bir milletvekili maaşı zannederim 13 bin üstündedir net. 13 bini. Değil mi? Aman Allah. Çünkü ben dinlemiştim bazı milletvekillerin şey açıklamalarını. 12.500'ydü. Ve son artışlarla herhalde 13 bin kusur oldu. Yani net. Bu adaletsizlik bence. Sadece maaşlar değil. İnsan Hakları Mahkemesi'ne bunları versa Dünya İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Evet. Asallar bunları değil. Sadece maaşlar değil. Telefon, özel telefon şeyleri var bunların. Yani bir milletvekilinin bedava konuşur onunla. Öyle sanırım ki 500 bin TL'ye kadar 500 liraya kadar pardon. 500 TL'ye kadar. 500 TL'ye kadar bedava konuşur. Ücretsiz konuşma şeyleri var. Zaten ancak konuşuyor. Bir ayda 500 yollukları TL'ye. Var, tahsilatları var. Neden yani 500 TL'lik telefon ayrıcalığı tanınırken milletvekiline kiminle konuşur da o ayrıcalığı tanır? Milletiyle konuşur. Halkından konuşur değil mi? Halkına konuşurum da. Mesela Halkın Partisi. Neyi konuşur mesela Halkın Halkın Partisi ben bu ödeneği almayacağım dedi. Bilmiyorum. Alırlar mı almazlar mı soru sormak lazım. Telefon şeyini. Evet. Telefon ve bazı tahsilatlar, izaj ikramlar. Yani bir milletvekili maaşı 13 bin ise ona yakın ek geliri de var. Telefondur, tahsisattır, izaj ikramdır vesairedir. Yani bunun şeyi varsa bir yanlış şeyi açıklasınlar. Bize buradan bağlanıp söyleyebilirler yani. Biz tabii. Bunu konuşuyoruz millet ama vatandaş da öğrenmiş olur. Söz hakkı doğar. Bağlansın millet. Bizim gözümüz yok Sedat Bey maaşlarında. Yani bak işte bir haber düştü. Evet. Vicdanı red diyor. Evet. Reddi diyorum. Her bireyin silahsız defa. Yani şimdi askerliğe taktılar. Askerliği ortadan kaldırmaya çalışırlar. Ondan sonra bir kısımda der Türkiye askeri gitsin çekilsin adadan der. Yani bizim burada hiç asker kalmayacak. Asker burada sonumuz da olacak. Askerin buradan gitmesi bizimkileri demek. Bizimkileri vicdanı reddeder. Askerin buradan Türkiye gitmesi. Askeri çekilsin derler. Asker kalmayacak hiç Kıbrıs'ta. Evet. Ne olacak? Sedat Bey bir gerçek var. Biz vatanını, milletini, bayrağını seven insanlarız. Milletimiz için her şeyi yapabiliriz. Vatanımız için her şeyi yapabiliriz. Bayrağımız için her şeyi yapabiliriz. Ana vatan da bizim için her şeyi yapabiliriz. Biz bir bütünüz. Yani et tırnak gibiyiz. Dolayısıyla buradan askerin çekildiği gün burada Türk nüfusu diye bir şey kalmaz. Bunu herkes bilecek ve anlaması lazım. Şimdi biz bunları yaşadık. Biz 1953'lerin insanlarıyız. 64 yaşındayım. 65 yaşında olacağım. İşte malum gazisin. Her şeyi yaşadık. Her şeyi gördük. Açlık, susuzluk, ölüm, kan kokusu, ya her şeyi yaşadık. Ben burada 12.500'ü, 13.000'i konuşuyorum. Evet. Haber düşen habere bakıyorum. Vicdanı red. Evet. Ya vazgeçin Allah aşkına. İnsanlar açlıktan ölüyor. Evet. İnsanlar parasız. İnsanlar elektriklerini ödeyemiyor. Evet. Suyunu ödeyemiyor. Evet. Kesik, aç, susuz. Evet. Çocuklarını üniversiteye gönderemiyor. Okula gönderemiyor. Evet. Sen bana çıktın, habire tutturdun. Vicdanı red, vicdanı red. Bu vicdanı reddir. Ben anlayamam. Vicdanı red, mal beyanı. Bilmem ne. Askerlik ya vazgeçin artık ülkeye bakın yani Allah'ını seversen. Yani askerlik istemiyorlar. Evet. Kardeşim. Yani kim bırak savun... askerliği Allah'ını bırak asker çözsün onu hükümet olarak sen de otur da bu kimse bu dostlarımız. Bu askere gidip de çıkıp da işsiz kalan gençlerin sorunlarına bakın. Bırak gitsin en azından senin önün açılır 2 yıl askerlik yapar 24 aydır 12 aydır bilmiyorum. Bırak gençleri gitsin bir disiplin altına girsin de askerden çıktıktan sonra sen kendini düşün. Vatani görevini yapacak askerlikten kimse kaçınamaz. Biz 14 yaşında yaptık. Yani vatan millet için. Bir mesajımız var başkan. Toplum bugünlere geldiyse 13-14 yaşında askerlik yaparak bugünlere geldik. Telefon. Evet. Bu mesajı okuyayım Mehmet Bey hemen alalım telefonu. Songül Kaptan Gil Yabaner atmış bize bir mesaj. İyi yayınlar Sedat Bey. Evet. 12.500 TL bitene kadar aybaşı gelir, sıkıntı yok. Evet. Ama zavallı engellilerin yasası daha kaç defa kadük olacak saygılar. Evet. Alalım telefonu. Alo. Alo. Alo.
Buyurun. Buyurun, kimle görüşüyoruz? Hayrettin ben, Dört Yol'dan. Dört Yol'dan kim? Hayrettin Gök. Hayrettin Bey. Buyur Hayrettin Bey. Sedat Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizi tebrik ediyorum. Böyle programlarda ihtiyaçlı olan hasta sahipleriniz, hastaların sesini duyurduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için. Evet. Çok çok sağ olun. Şimdi Sedat Bey, bizim birkaç sefer aslında canlı yayına falan hep ben bağlanmıştık Diyalog TV'de. Şimdi şöyle söyleyeyim, bizim köyde yaklaşık 6. yıla girdi, bir yatalak hasta var, boynundan aşağısı felç. Biz tabii bununla ilgili buradan kurula girdik, Lefkoşa'da işte kuruldan filan hep geçti ama bir çözüm üretemedik. Kakadece hükümetiyle, Kakadece Sağlık Bakanlığı'ndan bir şey üretemedik, yani 6. yıla girdi. Şimdi tabii köyümüze Recep Akdağ geldi geçenlerde. Kim geldi? Recep Akdağ. Kıbrıs'ta Türkiye'nin işlerinde dört yıla mı geldi? Evet. Türkiye'nin Kıbrıs işlerinden sorumlu devlet bakanı. Evet. Tabii ben konuyu buna aktardım. Dedim Sayın Bakan, böyle böyle bir hastamız var hemen de köyün meydanında. Dedim bir ziyarete gitmemiz mümkün mü? Tabii dedi adam. Şimdi vardığımızda adam çok üzüldü. Hem büyükelçimize hem yardım üyesi başkanımıza Türkiye'nin. Evet. Ya böyle şey olabilir mi dedi ya. Niye bunlarla ilgilenmiyorsunuz? Dedim ben Sayın Bakan, biz bununla ilgili biz sadece gönüllü yapıyoruz. Sedat Bey sen beni tanıyorsun. Yani bu işleri sadece gönüllü. Sadece Dört Yol'daki hasta için uğraşmıyoruz. Kakadece'nin yani, her tarafındaki yani hastalar için uğraşıyoruz. Seçimlerde geldiği hep bu insanı gördüler. Bütün evet. Milletvekili adayları. Şimdi milletvekili evet. Oldular. İlgilenmediler o insanın sorununu çözemedi. Türkiye'den Kıbrıs işlerinden sorumlu bakan Sayın evet. Recep Akdağ Kıbrıs'a geldi. Dört Yol köyüne gitti ve bu insanların derdini çözdü. Yani evet. Yani olamaz böyle bir şey ya. Yani şimdi, mümkün şimdi, değil. Yani ne bileyim, şimdi Sedat Bey yaklaşık 5-10 gün önce 10-15 gün önce işte bir bizim sentetik futbol sahası vardı. Hı hı. Orada Tarım Bakanı Şah Ali Bey'e dedim ya şu adamın bir sorunu var. Yani Sayın Başbakan da geleceğim işte. Dedim benim sorunum değil dedi. Hı. Biz de biliyoruz o onun senin sorunun değil. Olmadığını. Ama Recep Akdağ'ın sorunu oldu. Recep Akdağ'ın sorunu yani. Doğru, Şah Ali'nin sorunu değil yani. Şah Ali'nin sorunu olmadı. Benim sorunum değil dedi. Ama Türkiye'nin Kıbrıs işlerinden Sayın Şah Ali de bizi izliyorsa söz hakkı doğar. Bağlansın, bizi açıklasın. Bağlansın neden ya. Sorunu değil? Neden Sayın Bakan? Neden sorununuz değil? Şimdi, tarımından oğlunuz milletvekili olurken sadece Tarım Bakanı mı olacaksınız diye yola çıkarsınız da milletvekili olup Tarım Bakanı olursunuz. Yoksa genel ülkenin sorunlarını konuşarak insanların oylarını alırsınız. Şimdi nasıl Sedat Bey, bu yaklaşık 5 yıldır 6. yıla girdik, mücadele ediyoruz ya. Evet. Şimdi biz tabii bununla ilgili çok rahatsızlık verecek şekilde insanlarla irtibata geçtik. Ya şimdi bizim bu köydeki bir hasta için değil, tüm hastaların yasasını geçmesi lazımmış. Yani bu hastanın yaşı 60 olduğu için boyundan aşağısı yatalak hastadır. Doğru. 60 yaşından büyük olduğu için engelli kategorisine koymuyor. Doğrudur. Ya böyle bir yasa olabilir mi dedi. Ama Recep Akdağ dedi. Bu kadına ben demedim. Bakar. Yani biz, sizin sosyal daireniz var. Biz dedi bu konuları 10 yıl önce dedi bitirdik dedi. Keşke. Adam gördü çok üzüldü. Hayrettin Bey keşke deyeydiniz ki sosyal hizmetler dairesi vardır bu ülkede ama ne iş yaptığı belli değil. Sayın Bakan'ı yönlendireydiniz oralara. Sayın ya Müdürü, şimdi, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü cevaplardı belki bu soruları. Ya ona şimdi o arada yasalar, da aklımıza gelmedi. Ben dedim ya bizim yasalar, köyden yasalar şimdi, uygun değil de yapamıyoruz. Ben orada şunu söyledim. Bir tane ayağı kesik vatandaşımız var dedim. Bu gibi yatalak hasta bizim köyde 3 tane. Evet. Yani bir tanesinin ayağı kesik akülü araba istiyoruz. Ama kimden istiyoruz? Gidiyoruz işte mücadele ediyoruz. Kakadece'nin dairelerini geziyor. Çözüm üretemiyoruz.
Ondan sonra ne yapıyoruz? Mecbur elçiliğin kapısını çalıyoruz. Evet. Elçilikle ilgili bir çalışmamız yaptı. Sayın Ertan Tosun aradı bizim şimdi Kahraman milletvekilimizin birisi. İsmini de burada açıklarsam belki canı sıkılır. Canı sıkılmaz. Ya açıklamayın. Şimdi dedi ki ya böyle bir yasa olmaz. Siz bu yasayı geçirin. Tüm KKTC'deki dedi bu gibi hastalar bu yasadan faydalansın dedi. Sedat Bey bunu... Ama bunu devleti söylemesi lazım. Başbakana, Cumhurbaşkanına bakan... Bak ne diyor bakan, siz söylüyorsunuz. Tarım Bakanına konu iletirsiniz ve ben karışmam benim değildir. Yani olamaz böyle bir şey ya, bir bakan... Olamaz ama ne yapayım hadi kim diyeyim. Neyse Hayrettin Bey, biz sizi ayrı bir programa alalım. Burada bu konuları dört taraflı, çünkü bu önemli bir konu. Türkiye'de Kıbrıs işlerinden sorumlu bir bakanın dört yola gelip bu insanlara çare üretmesi bizim için önemli ve burada bunu bir tartışalım sizinle. Çünkü Devriş Bey yarın büyük bir ihtimal elçiliğiyle bu konuyla görüşeceğiz gayrı. Tabii ki. Elçiliğe de beraber ziyarete gidelim. Merak etmeyin Hayrettin Bey. Merak etmeyin de çözülür bu sorunlar. Elçiliğe tamam. Beraber gidelim ve çözelim bunu da. Ben programı bağlamayacağım. 5. yıl bitti Sedat Bey. 6. yıla girdi. Daha çözemedik. Umudumuz bitti dedim. Elçiliğe Sayın Türkiye söyle. Elçimiz çok Sayın Recep Akdağ gittiyse konu bir daha bastırırsa bu çözülecek. Evet. İnşallah. Yani biz olmadı. Sayın bizim... Bakan'a gidecek Türkiye'ye. Gayrı bilmiyorum yani. Çok teşekkür ederim Hayrettin Bey. Çok sağ ol, çok sağ ol. Çok teşekkürler. İyi yayınlar Sedat çok Bey. Çok teşekkürler. Bir mesajımız daha var. Evet. Sedat Bey, bir de bu sosyal yardım ve engelli maaşları neden hayat pahalılığı yükseldiğinde yükselmez? De asgari ücret yükselince o oranın 1/3 oranında yükseliyor. 1/2'sini nereden? Levet yüksek atmış. 1/2'si nerede kardeşim ya? 1/3'ünün 1/4'ünü versen gene iyidir. Başkan yani şimdi bu da ilginç bir olay. Türkiye'nin Kıbrıs işlerinde sorumlu bakanı 4 yıla gidiyor ve oradaki engellerin sorunuyla ilgileniyor. Maalesef öyle. Ama bu yandan da Kıbrıs'ın bir bakanı, atanmış bir bakanla söylendiği zaman da ben karışmam ona denebiliyor. Ama seçimlerde böyle demiyorlar değil mi? Seçimdir. Bundan tabii... sonra söz senin başkan. 20 dakika senin. Evet, oy avcılığı var. Evet. Dolayısıyla seçimlerde halk önünde, meydanlarda başka konuşurlar. Yani ama koltuğa oturdular mı koltuk sıcaktır. Her şey değişiyor. Yani ağız konuşması da değişir. Her şey değişir. Vatan millet Sakarya bir noktada artık şeyini geçerliliğini şey etmiyor. Yani şimdi efendim bu ülke bizim. Bu insanlar bizim. Evet. Sosyal bir devletsek, adaletli bir devletsek, bir büyük aile düşünün. KKTC bir büyük aile gibi. Değil mi? Yani herkes birbirini tanır. Yani tanımayan yok. Yani herkes birbirini tanıyor. Herkesin nereden geldiğini, nasıl ne duruma geldiğini de herkes biliyor. Ama maalesef bu ülkede 74'ten önce olan yaşamla 1974'te Mutlu Barış Arkan'dan sonra olan yaşam arasında çok farklılıklar oluştu. Yani eskiden insanlar paylaşımcıydı. Sosyal adalet vardı. Aç susuzluk peki. İş çoktu ama insanlar paylaşıyordu ya. Bir noktada mutluydu. Ama 74'ten sonra bir bazısını para, bazısını mal büyük deletti. Özellikle bizim başımıza gelen bazı siyasiler bilmiyorum nedendir ama Mal müddeletti de bu kadar aç insan nereden oluştu başkan? Evet. Yani olamaz böyle bir şey. 1114 lira engelli maaşı. Şimdi yani adalet yok Sedat Bey. Sosyal hizmetlerinden ilgili bir düşünceyi de almak isterim. Evet. Ülkede sosyal hizmet kurumu var mı sence? Şimdi yok. Yoktur. Mesela bu ülkede Merkez Bankası'na baktığınızda öyle paralar var. Yani kişi başına düşen bankalardaki para durumu çok yüksek oranlardaymış. Yani ben bunu araştırdım. Ama gel gelelim burada şey yok. Yani herkes parasını atar işte faizini alayım der. Yani işletme açılmıyor. Atsa da batıyor. Yani denetim kontrol yok. Yani bir adaletsizlik var. Bir dengesizlik var bu ülkede. Yani tanınmamızdan dolayı mı geliyor? Yoksa insanlar iş hayatına atılmak istiyor, korkuyorlar. Çünkü herkesin içine korku girmiştir. Yani olan fabrikalar batmıştır.
yapılanlar pek idam ettirilemedi. Çünkü hükümetlerimizde iş yok. Mesela bir sokağa açılırsa örneğin bir lokanta, bir hemen yanı başına ikinci açılsın diye izin veriliyor. Veya eczaneler gibi. Eczaneler aynı bakkal gibi çoğaldı. Yani çok bakkal, çok iş yeri aynı şekilde iş yerinin açılması halka huzur ve şey getirmiyor, mutluluk getirmiyor. Yani üzüntü getiriyor, stres getiriyor. Yani bunu artık bizi yönetenler görmesi lazım. Yani adaletli bir dağıtım her şeyine istikrar, tabii eğitimde ve eğitimle birlikte bu insanlara kapıları açılırken adaletli davranılması lazım. Maaşlar da öyle olması lazım. Uçurumlar olmaması lazım. Bugün açlık sınırlar olan belki de %50 orandan sanımız var. %50'si açlık sınırındadır. Ama maalesef bu insanlar devlet tarafından korunmuyor. Yani bugün sosyal hizmetler dairesi tam anlamıyla vazife yürütemiyor. Bu insanlara destek var mı? Duyuyor musun adını? Yoktur. Zaten sosyal adaletin olmadığını şundan anlıyoruz Sedat Bey. 23 Kasım 93'ten gelir yasası çıkmıştır. Ama bu yasa 1994'te yasayla ilgili bir yönetmelik düzeyinde yapılan değişiklikle değerleri kelimesi olmasıyla engelli yasasından çıkmıştır. Hasta yasasına bürünmüştür. Bugün engelliden çok hastalar yararlanıyor. Yani şimdi sayalım mı gene? Böbrek hastası, kanser hastası diyelim mi? Kalp hastası diyelim mi? En kötüsü madde bağımlısı bu pastadan pay alıyor diyelim mi? Bu devletin ayıbı değil mi? Sosyal hizmetler nerede? Ne iş yapıyor? Aynı bakanlık içindekisi de. Yani artık bu eğer bu ülkede sosyal adalet varsa en azından engelli üzerinde bir sosyal adalet sağlanacaksa bu yasanın değişmesi lazım. Eski haline getirilmesi lazım. Yani ikincisi bir asgari ücret dediler. Devlette olsun, özel sektörde olsun. Yılda bir defa zor topuz işte çok küçük bir artışlar yapılarak insanlara hayat suyu verilmeye yani veriliyor diyelim ki o da öyleyse yani 60 lira ama 100 lira bir artış o da bitiyor başkan yani insanlar yani bunlara can simidi olabilir mi ya yani bu asgari ücret olayı kalkması lazım artık devlet bünyesinde hele asgari ücret bile telaffuz edilmemesi lazım yani devletin ayıbıdır bu bugün devlette binlerce insan var asgari ücret üzerinde çalışıyor. Devlet bu insanları korumadıktan sonra özel sektör ne yapsın? Özel sektör zaten batmış durumdadır. Özel sektörden fazla bir şey bekleyemeyiz. Yani bunu bizi yönetenler, bugünkü iktidar dörtlü koalisyondan ben umutluydum. Ama son bu engeller haftasında yaptığım görüşmeler çerçevesinde engelsiz engellerle ilgili bir daire kurulması konusunda olumlu bir şey havası değil. Olumlu bir... Kimiyle görüştün başkan? Sayın Başbakan'la görüştük. Cumhurbaşkanıyla görüştük. Meclis Başkanı'yla görüştük. Efendim? Vuracakmış engelliler dair. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'yla görüştük. Sağlık Milli Eğitim'le görüştük. Belediye Başkanı'yla görüştük. Yani ilgili bakanlıklarla hepsiyle yapacak dedi. Efendim? Yapacak dediler. Edecek hep. Cetçak. Ama engelli dairesinin kurulması engellilerin dairesinin dairesine koşmasını önleyecek. Tek elden işlerin yapılması güzel bir şey. Onu da bozar siyasetçiler başkan. Ama orada da şöyle bir durum var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde mi olsun? Başbakan uyuşturucu bağımlısının sosyal hizmetler dairesi engelliler dairesine yollar. Oradan maaş alır. Evet. Sen git oraya müracaat et de oradan daha fazla verirler der ve engelliler dairesine yönlendirir. Maalesef bizden çekiyorlar. Oradan maaş alan kalmadı. Büyük ihtimalle çok az bir insan kaldı. Herkes... Hepsi döndü geldi engelliler yasası altında. Engelli statüsünde. Yani sosyal hizmetlerden maaş alan bilmiyorum kaç tane değil. Çıksın müdürü işte, açıklasın. İşte durum onu. Nedir Sedat Bey? Kaç kişi maaş alır? Engelli maaşından. Bu verdiği maaşları da kesmek için çalışanları gece pusu kurmalar mı isten, evleri takip etmeler mi isten, aklına gelecek her türlü şeyi yaparlar. Hak hukuka sığar mı bu? Yani sosyal adalete uygun mu bu? Özgürlük, insan özgürlüğüne Murat uygun mu? Murat Kadim bize bir şey attı. Bu çok hoşuma gitti. Evet. Başkan diyor hepiniz kral olmayın. Bu dünyaya adam da lazım. Evet. doğru. adam hepiniz, hepiniz diyor kral olmayın. Bu dünyaya adam da lazım beyler. Evet. Adam kral, gibi adam olmak lazım. Hep kral olursanız işte bu ülke bu duruma gelir. Ama işte bizi yönetenler hep kral olmayı düşünürse ve o koltuğa oturduğunda kestik biçtik
durumuna getirirlerse her şeyi. Evet. Olmuyor. Beni yüzemiş oldu Sedat Bey bu hata içinde. Evet. Bütün ilgili makamlardan aldık. Sağlık Bakanlığı'yla görüşemedik, görüşeceğiz. Maliye ile hiç görüşemedik. İki sene var. Onunla hiç görüşemedik. İnşallah görüşürüz ama meclis başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanımızla güzel görüşmelerimiz olmuştur. Evet. Çalışma ve başbakanlarla güzel görüşmelerimiz olmuştur. Milli Eğitim'le de. Ha. Ama benim edindiğim itibar, bu ekrandan şu anda konuşuyoruz ya, bir mesaj veriyoruz ya, üyelerimiz hiç üzülmesinler ama sevinmesinler de. Çünkü bu iktidarda acizdir. Engelli sistemden acizdir. Ve Sayın Zeki Çeler Bey beyefendi çiçeği burnunda bakan ne dedi biliyor musunuz? Engelli istihdamında diyor fazla bir şey size söyleyemeyeceğim. Allah Allah. Maaşlar artış yaptı da parayı bütçeden kestiler. Allah nasıl Allah. Yahu kardeşim. 13 milyar oldu maaş. Çarp 50 ile evet. 13 çarp 50. Evet. Yani. Engelli yasası ne diyor? 50 milletvekilinin aylık maaşı 1 trilyonun üstünde değil. Ben her şeyi beklerdim ama Zeki Bey'den bunu beklemezdim. Ha, sadece Zeki Bey'in verdiği bize olumlu şey, mesaj. Engelsiz yaşam evine para bulundu. Onda Sayın Cumhurbaşkanımızın katkıları olduğunu biliyorum. Zaten paranın altyapısını ben elçilikte yaptım, hazırladım. Elçilikten alınacak belki. Ama Başkan, biz bunları bu programa davet ediyoruz. Evet. Bir kez daha çağrı yapıyorum buradan. Özelliğiyle Sayın Zeki Çeler'i ve Ulaştırma Bakanı'ndan tam bakan olduğu günden itibaren randevu talebim var. Geri dönmüyor. Adadı kendine asfalt dökmeye, yol yapmaya, ülkenin tamam orada onlar yapılır. Bu yanda başka işlere de bakın. Baydır yani Ulaştırma Bakanı değil mi? Evet öyle. Şimdi bir randevu verin çünkü önemli bir konumuz vardır. Bu konuyla sizi tartışmak istiyorum. Ayrıca da bu ekranlara çıkıp engelliler konusunda nasıl diğer programlara çıkıp İTÇİ'yi bilmem düşeni kakanı konuşuyorsanız bu programımıza da çıkıp kral olmadan bazı şeyleri anlatalım, konuşalım, paylaşalım. Neden çıkmıyorsunuz bilmiyorum. Başkan 5 dakikamız varmış. Ben böyle kısa bazı kısa cevaplar isterim. Siz söyleyin senden. Ben de bir şey söyleyeceğim. Öptürelim. Hak, hukuk, adalet. Evet. Tek cevap. Hak, hukuk, adalet olması için engelliye iş aç lazım herkese. Bir. Yok sadece engelliye. Erişilebilirlik. Evet. Yol, kaldırım, asansör isterim. Yok. Katılım. Evet. Dışlama. Evet. Eğitim ve öğretim. Evet. Bunlar özel eğitim lazım. Konusunda ne düşünün? Tek cevap isterim. Özel eğitim konusu biliyorsunuz çok kadık oldu Kaştaba yasalarımız. Evet. Sayın Bakan ve Sayın Başbakan ifadesine göre güz döneminde yani Ekim, Kasım, Aralık aylarında kesin geçecek diye söz verildi. Emin değil. İnşallah diyor. Geçecek yani. Bunu İnşallah ve maşallah takip edeceğiz. İstihdam ne olacak? İstihdam? Evet. Zerdali'de zurna. Zerdali'de zurna misali. 653 engellimiz var. İş bekler. Yatalak olan Bak Sedat Bey bir şey söyleyeyim. Ben 30'dan alsınlar ellerinden ayaklarını öpeceğim. Almazlar. Başka bir şey istemem. Bu devlet istemem. Bu devlet bakın ben buradan defalarca söylediğim engelli istihdamını yapabilmesi için bütçe zamanı bütçeye demesi lazım. Ayrı bir kalemde şunu demesi lazım. Ben bu yıl 20 tane engelli istihdamı yapacağım. Aha parası burada bütçede. Evet. Bunu yapmadıkları sürece engelli istihdamını yapmak mümkün değil. Ha, şimdi Türkiye'nin koyduğu bir kota var. Yılda atıyorum 600 kişi, 500 kişi neyse istihdam yapabilin diye. Buradaki hükümetlere. 104 dördünü alabilir ama bir özel bir kota yaratabilirler. Tamam bitirdim Mehmet. Bunun içine 5 tane 10 tane engelli sokar mı, ümidin var mı diye sorarsan günün sonunda torpil mekanizmaları çalıştıysa onu da almazlar. Ben sana çok teşekkür ederim. Evet. İnşallah haftaya yine devam edelim başkan. İnşallah. Çünkü programların sonuna geliyoruz. Bu istihdam konusunda Sedat Bey. Evet. Diğer geçmiş hükümete davaşmak için dosyalar hazırlamıştık. Anayasa Mahkemesi'ne istihdam için. Bunları da bekleyeceğim. Ha, Temmuz'a kadar bekleyeceğim. Evet. Temmuz'da almazlarsa ver elini mahkeme. Temmuz'a kadar bekleyeceğim. Ver elini mahkeme başkan. Sayın Boysan Boyra başkanlığında bir avukat şeyim var. Hazırlığım var. Evet. Onları da davet edeceğim.
Yani anayasal hakkımızdaysa arayacağız. Yani inşallah bizi buradan duydular. Bu öfkeyi diyorum ama bunlar etmeyeceğim diye bir şey yok. İnşallah bizi de duydular. Biz bunları, biz hepsini seviyoruz. Vatan bizim, millet bizim, milletvekilleri bizim, hükümet bizim. Ama biz seviyoruz ama haklarımızı da artık istemiyoruz. Haklarımızı da yemeyin mi kardeşim? Haklı sözler yanında yani, icraat bekliyor. Haklarımızı da yemeyin. Yemesinler. Günah. Engelli hakları bildirgesini uygulasınlar efendim bir an aynen önce. Aynen öyle. Altyapısını yapsınlar, tüzüklerini geçirsinler. Peki başkan, beni yönetmenim uyarıyor çünkü bizden sonra program var. Tabii. Ben teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sağlık. Bu sıkıntının içinde getirdik seni. Yok bir şey değil. Allah yardımcımız olsun. Evet sevgili izleyiciler, programımız bitti. Evet. Dilimizin döndüğünce gene eleştirdik. Tabii. Olumlu bir şey konuşmadık, ben de farkındayım. Evet. Olumlu bir konum yok, konuşalım. Yok. Hep ben de usandım. Eleştir. Dengesiz yaşam yuvası. Gidiyoruz. Açılacak dışında. Aha, açıldı şey kapandı. Yani. Hani onu da yapmazlar, o da kaldı. Evet. Dolayısıyla ben yoruldum artık eleştirmekten. Evet. Onlar yer gelen bizi de işte zurnanın son deliğiymişiz gibi bizi dinlerler. Nedir bunlardan olacak olan deyip, ama biz bıkmadan, usanmadan bu ekranlardan her hafta bunları konuşacağız. Konuşacağız. Evet, haftaya görüşmek üzere. Her bugünün bir yarını vardır. Yarınlar hep umuttur. Hep söylüyorum. Hiç yarınlarınızdan umutları kesmeyin. Gün gele o yarınların içinde bir umut da sizin için doğacaktır. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.